bir serimleme yapıyorum. Levent'in serimlemesi çok belli uslamlamaları, argumentatyoları, uslam uslam, argumentum argumentum sıraladığı için böyle bir şey gerekmeyebilir. Dünden mesela ortalık temizliği yapalım, kalanları, iplikçikleri falan birbirine bağlayabilirsek oradan hemen diyecek. Dünden kalan sorular, benim unuttuğum şeyler var. Söylemeyi. Konuşurken ortaya çıkıyor bunlar. Genel giriş kısmından Ceylan Hoca ile konuşurken de şöyle bir şey çıktı. Yani öykünün belli kısımlarını üzerinde dursaydık dedi. Ben onu yeğlemedim. Çünkü bizim meslek hastalığı çok ince ince okumadan başkalarından aktarma olsa bile yapamıyoruz. Onun için çok genel bir takım hatlar çiziyorum. Bir de onun için ağır ağır metni Yunancasından falan da izlemek lazım. Kısa şeyler değil, uzunca parçalar. Dün kaldığımız yer dedik ki Beynin Aile Feya diye başladı. Ve burada ilk giriş kısmında ilk 9 bize de 3 nokta veriliyor. Fakir Levs'in öfkesi, bunun yarattığı yıkım, burada kuşa yem oldu. Sonra bir ara söz olarak, parantetik diyorlar ona, konuşma dilimiz hep böyle akar, araya hep bir şey ekleriz, bir bağlaç yoktu. Ara söz olarak tanrıların dileği buydu, öyle istemişlerdi dedi. Sonra bir soruyla, İşte kim aralarına nifak soktu demiş. Şimdi bu 3 nokta 280 dizede açılıyor. Adım adım açılıyor. Çok sınırlı bir yer zamana bağlı. Yani öfkenin oluşması, rahip geldi, işte ona kurtulmalı vermek istedi, ona saygısızlık edildi. Sonra işte Agamemnon'la Achilles birbirlerine kılıç çekecek kadar kavgaya tutuşmak üzereydiler. Çünkü o dedi ki sen o zaman senin savaş ganimeti olarak aldığın kadını ver dedi vesaire. O arada da bir şey söylüyordu. Onu anladık. Achilles diyor ki bunlar bana bir zararı dokunmadı. Aramızda 40 yıl deniz var. Benim sığırlarımı, atlarımı çalmadılar. Ama ben buradayım diyor. Şimdi o dünkü bir temaya bağlayalım bunu. At ve sığır çalma. Dün konuşuldu sofrada. Hayvancı topluluklarda mesela Girit'te bu hayvan çalma, değil mi? Süren bir gelenek. Doğu Anadolu'da da hayvancı göçebe aşiretlerinin çalıyorlar. Yakalanmadıkları sürece meşru bir şey. Yakalanırlarsa da öldürüyor. Vesaire. Bunu şuraya bağlayalım. Yani bu savaşa biz niye girdik? Sorusu başka yerlerde de çıkıyor. Hatırlarsınız. Diomedes'le Likyalı bir yiğit karşı karşıya geliyor. Orada bugün anlatılan simbolon gibi bir şey ortaya çıkıyor. Kaç kuşak önce aralarında bir konukluk bağı oluşmuş. Bu ilginç bir kurum. Karşılıklı yükümlülükler getiriyor. Yani bir yerde biri konuk oldu mu giderken armağanlar verilir vesaire. Gürcistan'da bu adet sürüyormuş. Bizde de hani beni hatırlarsın denir ki andaç falan verilir.
karşılıklı işte bir şeyi simbolon. La aa senin deden benim dedeme konuk gelmişti falan. Böyle sahneler var. Bu kas katı savaşçı yarı tanrıların dünyasında. Bu Heros denen kişilerin aslında işi öldürmek. Ama bu öldürmek, cinayet işlemek vesaire gibi bir şey değil. Ortada yapılan bir şey ve bu şan veriyor onlara. Kleos. Şimdi bunu Herodotos'a bağlayacağım. Kleos, şan. İlginç bir nokta, Achilles, Odysseia'da, Odysseus yeraltı ülkesine indiğinde karşısına çıkar ve der ki keşke yeryüzünde kalsaydım da ırgat olsaydım, güneş ışığını görseydim. Yani burada bir değer değişmesi 50 yıl içinde olduğu düşünülüyor. 50 yıl diye bir şey söylenmiş, 700'lerde Odysseia birleştirilmiş, kompoze edilmiş diye bir varsayım var. Bu ilginç bir şey. Yani bütün eylemleri yöneten şan, Achilles orada umurumda değil. Hiç kral olmayı falan umuruma saymam diyor. Şimdi buradan ölüler ülkesi tasarımından birazcık söz edeyim. Çünkü bu düpedüz Doğu, o zaman Doğu-Batı diye ayrım yok. Doğu Akdeniz, başka bir şey yok. Mezopotamya'nın temel bir izleyi, oradan buraya geçtiği besbelli. Ama bu çokça tekrarlanmış bir şey. Bildiğimiz, mesela Gılgameş'te, Gılgameş ölümsüzlük otunu aramak için Utnapishtim'i arayacak, işte dağlar bir ırmak aşacak vesaire. Uykuya yenilmese o otu da sağ yeryüzüne geri götürecek. Onun da derdi çok sevdiği can yoldaşını kaybetmiş ve birden orada ölümlülüğünün farkına varmıştı. Ama işte o otu bir yılan alıyor ve sonsuza kadar yok oluyor. Şimdi Lokman Hekim, Hızır, bunlar öteyden buraya bağlantı kuran kişiler. Aşağı inmek, yeraltına inmek kolay ama yani oradan dönen yok. Dönen işte Gılgamış, Odysseus, yeraltı ülkesine gidiyor. Hermes diyecek ki zaten ona göre. Hermes onu oradan oraya geçiriyor. Bir de Hermes Tanrı, ölümsüz. O Orfeus var ölümlülerden. Orfeus var, Orfeus. Ama bir şey yapıyor, amacını gerçekleştiremiyor. O açıdan anladım. Çünkü sevdiği arkada tek koşu geri dönmemesi. Ne demek ki geri dönmemesi? Dayanamıyor ve geri dönüyor sevdiğini görmek için ve o zaman onu geri dönüş şansı bitiyor. Orfeus da bir din kurucusu, yalvaç, peygamber, mitik bir kişi aynı zamanda. Yani Odysseus'le aynı şeyde değil. Ama o da evet, yeraltıyla ilişki kuran çok nadir kişilerden. Peki yeraltı nasıl bir şey? Hades. Ne yazık ki Gılgamış'ın Doktero çevirisinde çok güzel bir çeviri ama nerede Hades görseler cehennem demişler. Cehennem tasarımının hikayesi çok ilginç. Tevrat'ta falan böyle bir cehennem yok. Gehenna diye bir yer var. Kudüs'ün yakınında işte bir çöplük. Tıpkı Satan'ın arkadaşını Satan gibi bir şey olması gibi. Hiç şeytan meytan tasarımları yok. O çok sonra Zerdüştilik, hatta Pitagorasçılıkla bağlantılı olarak o tür bir cehennem tasarımı yaratılacak. O ayrı bir hikaye. Hep buna cehennem denmesine takıldığından bunu söylüyorum. Sadece isme de takılmıyorum. Öyle bir tasarım vardı. Şimdi Hades
nasıl bir yer? Bir kere onun bir girişi var. Ta işte kuzeyde, Bora rüzgarının ötelerinde bir yer. Bir giriş. Orada kanlı kurban yapılıyor. O kanlı kurbanın kanını içmek için üşüşen gölge gibi ne diyelim gölgeler var. Gölge gibi can diyemeyeceğiz. Çünkü orada bu kanı içmedikçe, yani bir tür kurban sunmadıkça boynunu kaldıramayan çamurların arasında bir varoluş tarzı var. Ama bakın bu ceza falanla ilişkili bir şey değil. Ceza, günah, bu tamamen Mezopotamya icadı bir kavram. Çok belirgin bir imge olduğundan tutulmuş, devam etmiş bir şey. Şimdi burada yani bir ruhun ölmezliğinden falan söz edilmiyor. Notlarımı iyi ki unuttum. O zaman ona dönüp dönüp bakmamak için sohbet edebiliyorum. Ama siz kesebilirseniz, dünden kalma sorular vardı, buraya geçtik. Şimdi Hades'teki varoluşlarının dedik ki ruhun ölmezliğiyle ilgisi yok. Buradan bir araştırmayı anlayayım. Bu 1930'larda yazılmış. İşte Almancası Hi'nin Yunanlılar tarafından keşfi gibi bir şey. The Discovery of the Mind diye İngilizcesi var. İnternetten bulabilirsiniz. Bunun ilk 18 sayfası, 20 sayfasını bir gözden geçirin. Daha yapısalcılık vesaire yokken Beglik Yeşil'de denen, klasik filolojiden gelen bir kavramı işte karşıtlarıyla ortaya koymaya çalışan bir çalışma çok çok değerli. Bize burada birkaç kavram çerçevesinde Homeros'tan başlıyor. Sonra işte şeye geçecek, lirik şiire ve filozoflara geçecek. Belli birkaç kavram çerçevesinde. Sühe böyle gösteriliyor ama bunu H ile de gösterebiliriz. Thymos, ben bunu Y ile değil şöyle yazmayı yeğliyorum. Çünkü bu Ü sesi Avrupa dillerinde yok. Belki bir ikisinde Avrupa dillerini bırakın, Latince de yok başta. Onun için onlar Y ile göster. Yani o yazımı benimsememiz gereksiz. Thymos çok mu karışık oluyor bilmiyorum. Sözü edilen bu Perikles'i yıpratmak için açılan siyasi davada Atina'ya ilk felsefeyi getiren Anaxagoras'ın ortaya attığı bir felsefi kavram olacak. Her şeyi çekip çeviren nous'tur diyor. O nous burada nous diye yazılıyor. Kaynaşma yok Homeros Yunancasında. Yani sizdeki, bendeki, bilmem nedeki akıl değil. Akılla ilgili çok çeşitli şeyleri var. Yunanlıların ayrımları var. Dilden gelen bir şey. Bir de felsefecilerin yaptığı ayrım işleri bayağı çetinleştiriyor. Şimdi bunlara kısaca değinelim. Tamam, bu bir işte soluk kökeni falan. Ancak bildiğiniz anlamda
bir, nasıl söyleyeyim, bütün yaşamımız boyunca eşlik eden zihin, bilinç falan, bu böyle bir kavrayış içermiyor. Homeros'ta geçtiği yerler çok ilginç. Ölüm anında ağızdan çıkabilir ya da eklemlerden sıyrılıp gidebilir. O an açısından söyleniyor. Yoksa ha, bizim bir zihin anlayışımız var, işte irademiz var, seçim yapıyoruz falan. Böyle şeyler yok. Böyle bir ruhsal kavrayış yok Homeros'ta. Çok ilginç bir şey. Şimdi yani şöyle bir olaya giriyoruz. Burada bilmem ne var. Bizi iten güçler var. Tanrılar olabilir. İşte Nus ya da Hürmos'un da bir şey olabilir. O olaya giriyorum. Pat o olaydan çıkıyorum. Yani böyle bir kukla gibi birazcık. Olumsuz anlamda söylemiyorum. Yani bu bir şey değil. Sonraları kurulacak bir şey, tasarım var. Geometrik yer gibi bir şey tasarlanıyor bu Türkiye. Mesela Heraklitos ilk defa ruhun ucunu bucağını bulamadım diye bir şey söylüyor. Homeros çağında böyle bir şey söylenemez. Yani taranacak, araştırılacak falan bir şey. Hürmos'tan kısaca söz edelim. İşte gönül falan mesela, köngül çok eski bir kelime. Olabilir. Kullanıldığı bağlamları düşünün. Kolaycacık başka dile çevrilemeyen şeylerde bir şey var. Çok özel bir dünya görüşü içeriyor. Yani bir olanak olabilir orada. Yani köngülde tabii o iş... Hocam İngilizce'ye nasıl çeviriyorlar ya da başka ilgilen bunları? Bunu böylece bırakıyorlar. Hürmos yerine göre yani bütün, nasıl söyleyeyim, duygusal dalgalanmaların olduğu yer. Sevinç de, öfke de olabilir. Yani ama bir yer. İşte göğsünde ya da Hürmos'unda bir şey duyabiliyor. Noos'la işte bunlar arasında çok fazla ayrım yok. Yerine göre özdeş kullanılıyor. Noos, akıl bakın. Yani işte bir sıralamamız var. Orada bir, ona başka bir değer yüklemişiz. Bunu sadece söyleyip geçeyim. Ayrıntıları Snell, işte eski Yunan'da Zihnin Keşfi İngilizcesinden bakarsınız. Çok çok güzel bir kitaptı. Bir de tarihsel olarak da ilginç bir girişim. Bunu Özünel'in yaptığı girişim. Mesela hocam İngilizce'de spirit ve soul ayrımı var ya. Hı. Ya da işte bu yere gayet. Bütün bunlar spirit, soul, pardon söyle, söylenen bir tür metafiziğin, Batı metafiziğinin taşıdığı ama en gerilere gidersek dinsel metinlerin ortaya koyduğu kavramlar. Nefes, nefs, nefis, nefeş, İbranca'da. Yani o söylediklerin Latince temelli, Batı metafiziğinde üretilmiş ayrımlar. Böyle bir şey yok. Yani spirit bilmem ne diye. Yani bunu Grek metafiziğiyle özdeşleştiremiyor bu kavramları. Onlar daha metafizik falan yapmıyor. Pardon, bu kavramlarla özdeşleştiremiyor muyuz? Mesela çevirirken, mesela İngilizce psikiyatristike diye mi çeviriyorlar? Yani bir yerine göre can olabilir, ruh olabilir, ruh da mesela ruah İbranca. Ama o tür bir ruh anlayışı yok. Ruh dediğinizde bütün çağrışımlarıyla sizi bir anlam ağına gönderiyor. Yani dipnot düşersiniz. Ben buna ruh dedim ama işte orada ruh çağırma falan öyle şeyler yok. Ruh ölümsüz değil orada. Peki ölümsüzlük meselesi ne zaman? Ölümsüzlük demeyelim ama Pitagorasçılar ilk defa bunu işte bir gövdeden bir gövdeye geçtiğini söylemişler. İlk defa olur mu? Hindistan kaç bin yıldır zaten bu tür şeyler yapıyor. Üstelik
çeşitleri var bunun. Yani sadece canlılar arası değil, işte bitkiye geçebiliyor falan. Ya Pitagoras ve Herakleitos'ta bakın ilk defa psikenin böyle bir anlam kazanması, daha önceki işte şiir kırıntılarında böyle bir şey olmaması ilginç. Yani bir kavramın da böyle kapları var. Onun arkeolojisini çıkarmak, soy tütüğünü çıkarmak kendi başına çok ilginç bir şey. Bu şudur demeden önce hani o kapta nereye yaramışıyor? Homeros'taki ruhların özelliğine peki, ölümsüz değil. Şimdi, ölümsüz değil, ilginç bir şey aslında. Bu doğudan gelme bir, ne diyelim, mitos parçası. Onlar çok kendilerine göre uyarlamışlar. Zaten orada da ben Mezopotamya edebiyatında öyle cehennem tasvirleri falan öyle bir şey bilmiyorum. Çünkü bakın, cezalandırılmak için o ceza ile ilişkili bir tarafı var. Böyle bir kavram yok. Yani orada yanında işte çok kötü bir adam da olur, birinin canına kıymış olur, çok bilmem ne. Hepsi aynı soluk gölge gibi. Yani o kandan içince birazcık şöyle doğruluyorlar, bir şeyler konuşuyorlar. Annesini falan görüyor, ona sarılıyor, duman oluyor, o da yok oluyor. Yani onların bir varoluşu, süreyen bir varoluşu yok. Bir süreklilik yok. Sonra o bir süreklilikle tasarlanmış, yer olarak tasarlanmış. Orada da Yunanlıların takısının olması ilginç. Şimdi burada ruh, kukla demişken çok kısa bir şeye de değineceğim. Arkaik çağda ki dünya görüşünü bir takım vazo resimleri üzerinden yorumlamaya çalışan birisi. Çok önemli bir felsefeci, bilim tarihçisi. Duymuşsunuz tabii şimdi. Beraber. Bunun yönteme hayır kitabında anarşist bir bilgi kuramı alt başlığı var ama o başka bir şeylerden verilmiş. Levent Kavas da bir tane şey Feyerabend'in söyleşileri çevirmişti. Burada bir ek var şeyde. Feyerabend'da ilginç bir nokta. Başka kitaplarında da, Akla Veda'da da birkaç bölümüyle değiniyor. Yaptığı aslında şu, ya bu vazo resimlerinde, mesela Homeros çağında çok böyle perspektif bir yana bırakın, çok basit çizimler var. Bir tek onu gösterecektim ama onun gösterimini Ceylan Hoca yapacak. O zaman ben bakın şurası burası diyebilirim o vazoyu. Tam Homeros'un yaşadığı yüzyılda, 8. yüzyılın ortasında bir vazo bu. Burada dediği şöyle bir şey. Bunu işte sanat evrimleşmemişti. Ya da ruhsal olarak işte açıklamalarla kitabına uydurmayalım. Bunu cümle tipleri, gramer ve başka tür aynı kültürün öğeleriyle birlikte düşünelim, karşılaştıralım ve dünya görüşünü anlamaya çalışalım. Yani Mısır resminde şunda bunda bir takım özellikler var. Sonradan bizim işte Rönesans'ta ortaya çıkmış ya da heykelde eski Yunan'da ortaya çıkmış bir şeyin dışında gösterimler. Ya bunlar aslında çok üstün yaratılar. Ancak bunu yorumlayan, değerlendiren pek az kişi var. Orada söylediği şöyle bir şey var. Bir ayrım yapıyor. Parataktik ve sintaktik diye bir ayrım yapıyor. Parataktik aslında bunlar gramerden gelen laflar.
bu bir cümle özelliği. Bugün de söz edildi bir ölçüde. Parataktik bağlantılı yan cümleciklerle iç içe bir cümle tipi değil. Sintaktik öyle bir şey. Yan cümleler. Yani işte Platon'un yazısı. Çeşit çeşit nedensellikler, koşullar, bağlaçlar ekleyerek ilerleyen bir şey. Bu sözlü işte kültürde çok rastladığımız, Türkçe'de çok fazla olan, arka arkaya sıralanan, aralarında nedensel bağlantılar falan kurulmayan bir cümle yapısı. Bu Homeros'a çok özgü bir şey. İlginç bir şey, benim hep söylediğim, bizim Homeros derslerinde mesela herkes Yunancasını çok kolay sökebiliyor. Halbuki işte başka bir, çok basit bir düz yazarı metnini sökemiyorlar. O yan cümlecikler benim işleyişimden ötürü. Bununla bağlantılandırıyor. Şöyle şeyler var. Mesela arkaik heykelde, Aygina tapınağında bir örnek verecektim. Tapınağın şöyle üçgen bir alınlığı vardır. Pedimentum denir girişinde. Onun içinde heykeller var. Arkaik yani 500'den önceki bir dönemde yapılmış. 6. yüzyıldır sanırım. Burada işte bir takım savaşçılar var. Tanrılar, tanrıçalar. Şöyle bir sahne. Mesela birisi yerde yatan birini mızraklıyor. Bu ne demek? Bir anın gösterimi. Bir ideal bir an mı? Herhalde öyle bir şey. Ama çok sakin. Bütün o sakinlik yüzü. Altta mızraklanan kişi gövdesi işte eğilip bükülmüş ama bize bakan suratı hafif gülümsüyor. Bu ne demek? Yani onun idealleştirilmiş anı böyle çok sakin, dingin ama aynı zamanda da orada mızraklanan birisi. Parataktikte böyle yığmaca var. Şu da var, şu da var, şu da var. Aralarında çeşitli türden bağlar kurmuyorsun. Yani o Yunan heykellerinde böyle bir dinginlik, klasik çağrı. Böyle ironik sonuca da yol açıyor. Mızraklanan birisi yüzünüze bakıyor. Münih'te şeyde Aygina tapınağı pedimenti derseniz bulursunuz. Şimdi arkaik düşünüşle bakın vazo resmini, bu örnek benimdi, heykel. O vazo resimleri üzerinde duruyordu. Bir araya getiriyor. Klasik çağda çok kısa sürede başka bir tür cümle tipi, işte vazo resmi, daha önce başlamış bir vazo resmi var. Çok başka bir hızda ilerleyen heykel var falan. Bir anda bunlar 5. yüzyılda çok ilginç bir dengeye geliyorlar. Bu şimdi yani Homerik bazı şeylerin bir aktarımından bahsediyoruz burada. Sanırım heykele nasıl yansıdığı vesaire. Veya onun da bir öğesi olduğu, Homeros değildir, Peyrab'ın gözlemi, arkaik düşünüş, dünya görüşü Homeros'ta dilsel olarak karşımızda, vazo resminde başka bir tarzda karşımızda, heykelde başka bir tarzda. Yani burada Homeros belirleyici değil. Anladım. Peki Homeros'un belirleyici olduğu temalar, yani şeyi merak ediyorum biraz. Zenofanes'in bir lafı vardı. Hepimiz şairlerin öğrencileriyiz tarzından. Hepimiz şairlerden öğreniriz. Ve yani Homeros'tan bu metinlerden yaklaşık 150 yıl falan sonra herhalde söylenmiş bir laf. Veya 200 yıl mı bilmiyorum tam olarak. Yani şeyi biraz merak ediyorum. Bu Homeros'un belirleyici olduğu temalar ve konseptler ve Yunan halkına kattığı şeyler, bu destanların nasıl Naziresi, pastişi. Nasıl bir şey? İlkinde şu bir laf var. Yerini de söyleyeyim. Yeri de ilginç.
en eski kolonilerden Eretyalı, Euboyalıların kurduğu, gene ortak birkaç kentinde katıldığı Napoli Körfezi'ndeki Pitecuzay'dan çıkıyor bu. 730 yılı. Napoli'de 730. Yani Homeros ile çağdaş gibi bir şey. Şimdi o nasıl oluyor da burada bir nazire oluyor. Nazirenin konusu işte Nestor'un kabı, bundan içen Afrodite'nin neşesine kavuşur falan gibi bir nazire var. Hafif de bozuyor. Halbuki Homeros'ta Nestor kabı denen şey gümüşten kocaman, onu ancak Nestor gibi babayı kaldırır deniyor, kaldırılıyor. Bu küçücük bir şey, şarap çanağı. Üzeri de böyle basit resimli ve üç tane de yazı. Burada birkaç şey, bir yazının yeni işlevi. Yani bu çanağın üzerine böyle bir şey yazacak, oynayacak, Homeros'u bozuşturacak, heksametron utilize, ama Homeros'tan alıntı değil, ama besbelli ona gönderme yaptı, aynısı da değil, çok şaşırtıcı bir şey. Şimdi senin söylediğine bağlantılı olarak, bu nerelerde nasıl canlandırılıyordu, işlevi neydi? Şimdi Defkandi'den bahsettik, 10. yüzyılda deniyor ki bunların ilk alıcıları savaşçı beyler. Belli zamanlarda ozan davet ediliyor ve o atalarımızın hikayesi, kendilerini oraya bağlıyorlar, onları dinliyor. 750'lerde Olimpiya oyunları kuruluyor demiştik. Bütün Yunan kentlerini birleştiren ve bu ortak bir Yunan kimliğinin oluşmasında da bir kayıp çoktu bu bayramları. Buralarda şiir, müzik yarışmaları var ama Homeros bilmiyoruz. En 777'dir sanırım. Şimdi buradan şeye geçelim, kimlik meselesine. Alıcı kim? Bayramlar, Feymiyos'a düşünelim, Fayyatlar ülkesinde bayram oluyor, tamam. Herkes katılıyor oraya, o bayramda ve onu dinliyorlar. Yani çoluk, çocuk, herkes dinliyor. Ama en önceden herhalde bunlar atalarının hikayesi, işte beylerin konaklarında. O konakta işte çok böyle çarpık çurpuk, kocaman bir takım binalar. Şimdi ama kamu alanında yapılan gösteriler genelde eğlence için oluyor. Ancak bir eğitim aracı olarak simpatik bir şekilde aristokratlar arasında mı daha çok kullanılıyor? Yani hani bir modelleme aracı tamam. Olarak Homeros. Simpatik değil. Çünkü simpozyumda, bu da bir aslında çok çok eski bir Mezopotamya adeti ve orada tamamen saray adeti. Püsküllü şeylere böyle betimlemeler var, uzanıyorlar. Şarap içiyorlar. Bu adeti aristokratlar yapıyor, şiir okuyorlar, doğaçlıyorlar kendileri. Ama 5. yüzyıla geldiğimizde bu şiir bilgisi azalmış, dışarıdan şey çağırıyorlar. Çalgıcı, dans ediliyor vesaire. Ve bir yurttaş töresi haline geliyor şarap içme. Pahalı bir şey. Mısır'da mesela tapınaklarda çok özel bir şey. Onun bir yaygınlaşması var. Simpotik, simpozyum işi değil. Orada aristokratların ama Arkaios mesela çoktur. Arkaios tas tamam bu söylediğin eski ailelerden belki ya Aka Yunanlı falan da olmayabilir Lesbos'tan. Onlar şöyle işte akşam vakti geldi, şimdi şarap içme vakti, işte bir parmak kaldı güneşin batmasına. Şeylere, süslü yastıklara uzanalım falan. Böyle şeyleri var. Bunu söylenme yeri bu simpozyumda. Çok fazla şiirin söylenmeyi. Şimdi gelelim kamusal alan dedi. Kamusal alan aslında 750'lerde dedik ilk defa bir tapınak kuruluyor. Mikende tapınak yok. Tapınak çevresinde, Olimpiya oyunları falan da o çerçevede bayramlarda oluyor. Şimdi bayramı eğlence dedin. Eski çağ için
çok çeşitli işlevleri var. Bir kere bunlar et tüketiminin ilk yeri, kurbanlar kesiliyor. Şu kadarı tapınağa, şu kadarı rahibe, şu kadarı halka. Ama bu eğlenceden önce nasıl söyleyeyim, kültürel belleği oluşturucu bir şey. Çok öyle eğlenceli çünkü işte kılık, kıyafet, en özel şeyler yapılıyor. Çok bildiğimiz şeyler değil. Mesela Apollon'a ilahide hep tapım çerçevesinde. Yani halay çekiliyor ve Apollon da geliyor. O zamanlar tanrılar insanların arasına inebiliyor. Şimdi kamusal alan dedin. Burada kimliğe geçelim. Üç çeşit bellek. Şimdi şundan bahsedeceğim. Yan, Asman diye asıl bir Mısır bilimci ve klasik eğitimi de almış, klasikçi birisi var. Ve Adeleida eşi Asman. Bunların yaptığı çalışmalarda çok önemli bir takım yeni, ne diyelim, kavramlar oluşturuldu. Musa tek tanrıcılık, Mısır üzerine çok yazmıştır. Bir tane kitabı da Türkçe'ye çevirmiş, tesadüf, hiç ben bilmiyorum, aldım. Aldığımda Almanca dışında sadece Türkçe çevirisi vardı. İngiltere'de böyle bir sunuşta birileri sordu, bu nedir, işte sadece Almancası var falan dedi. Bir de Türkçesi çevirisi var. Hala da bu kitap çevrilmedi herhalde. Yüksek neydi? Kültürel bellek, yüksek politik, siyasal kimlik ve kültürel bellek. Yüksek politik kültürlerde, Orta Doğu'da, eski çağda. Şimdi bu kişinin buluşuna geçmeden şöyle bir şeyden bahsedelim. Bellek dediğimizde, kimliği oraya bağlayalım. Kişisel olarak da kimliğinizi kuran şey bellek. Yani bir tür ben şu kişiyle aynıyım. Başına şunlar şunlar gelen kişiyle aynıyım. Bana anlatılan var. Belleğim var. Kişisel bellek. Şimdi kişisel bellek dışında 1920'lerde ortaklaşa bellek diye bir sosyolog var. Ortaya bir şey atmış. Maurice Halbwach. Bu da Durkheim falan o çevrede kıyıda kalmış. Dün söylemedim. Moses Finney kim derken bunu söylemem lazımdı. Pek anmadım. Moses Finney, Marcel Mauss'un armağanını ben buraya uyguladım. Bir sosyolojiyi ve işte kimse takmadı diyordu. Marcel Mauss da işte Durkheim'ın hem damadı hem okulun devamı. Durkheim kim? Sosyolojinin kurucusu. Sayılabilecek adlardan, sayılabilecek bir taslama mı? Bir de Almanlardan birisi var. Çok yeni, bu kürsüler 1910'da falan açılıyor. Fransa'da 1890. Şimdi bu adam, bu çevreden geldi, 1920'lerde, 30'larda bir toplumsal bellek gibi bir şeyler, kolektif bellek lafını ortaya atıyor. Bu yani taslaman bir bilincinin ortaya attığı, oluşturduğu bir şey. Ondan önce bellek, kişisel bellek, işte Freud, sonra Jung'un çalışmalarıyla bunu topluma yaymaya çalıştılar ama onların belleği aslında veya düşüncesi hep kafatasının içinde olup biten bir şey. Yani etkileşimle, toplumsallıkla falan pek ilgisini kurmuyorlar. Çok iyi bilmiyorum yani son zamanlarında Freud bir tür kültür eleştirisi vesaire yapıyor. Musa tek tanrıcılıkta, işte totemizmde falan. Bunlar da aslında psikolojiden, o bireysel bellek fikrinden veya orada kurduğu modelden uzaklaşmıyor. Yeni bir model kurmuyor. Yani kültürü de o terimler içinde açıklıyor. İşte baba katli, Musa vesaire kişisel o düzeyde olan şeyi yayıyor. Jung hiç işe yaramayacak bir şey yapıyor. İşte bunu bilinç dışına taşıyor. Evrensel olarak insanların herkes.
arketip var. Hiçbir işe yaramayan bir şey. Ama yani çok geniş bir kültürel şey. Ben hala burada. Yani kişi belleğinde. Şimdi bu toplumsal bellek nasıl işliyor? Kişiler arasında çok değişken, işte roller değişiyor. Birisi bir şaka yapıyor. Siz bir şey anlatıyorsunuz ona. Dedikodu. Sürekli değişken bir ufku var. Sabit bir şey yok. Bildirişsel bir şey. Komünikatif. Dilin tek özelliği bildirişim değil. Çok uyku arttırır, bilmem bir eylem yaptırır falan. Afektif denen bir tarafı da var. Burada bildirişim temelli sosyal bir bellekten söz ediliyor. Şimdi kültürel bellek diye bir kavram oluşturuyor aslında. Burada bunun eski kültürlerde nasıl ortaya çıktığını bulguluyor. Dün sorduğum soruyu hatırlıyor musunuz? Niye Mısır, koca bir 3000 yıllık Mısır'dan kültürel yapı olarak bugüne aktarılan bir şey yok ama küçücük işte Yunanlardan var, İsrailoğullarından var, Budizm'den bilmem ne var, nasıl oluyor falan diye bir soru sormuştuk. İşte o soruyu yanıtlayan adam bu. Yani Asma. Çok geniş bir karşılaştırmalı çalışma yapıyor. Bilmiyorum hiç aklınıza düştü mü onunla ilgili bir cevap. Hemen onu bir cümleyle söyleyeyim ve bu kültürel kimlikle ilgili birkaç şeye döneyim. O diyor ki, ya da sırayla gidelim, karışmasın. Konuşmaya girince bilgisayarı da açmadık. Kültürel bellekte bildirişsel belleğin sabit olmayan tarafı yok. Toplumsal belleğin geri kuşaklara gidiş gide gide 3 kuşak geriden daha fazla gidemiyorsunuz. Aktarılan şeyler, hikayeler. Bu böyle araştırılmış bir şey. İlk ya da 4 kuşak. İşte Seykulum dedikleri 100 yıl eski Romalıların aslında böyle bir şey. Yani geçmişten aktarılabilecek şeylerin sınırı Seykulum 100 yıl. Sonra 100 yıl bizim metrik ölçülerle anladığımız bir şey değil Seykulum 100 yıl Romalılar için. Şimdi bildirişsel bellek geçmişe dönük olarak işlemesi 3-4 kuşak ve çok kırıntı bir şeyler gelir. Düşünün siz denenizin, dedesi, anneannenizin babasıyla ilgili şu kadarcık bir hikayecik, şu biliyorsunuz dur herhalde. Veya ona birisi aktardıysa o da 3 kuşak öncesini bilebilir, 4 kuşak öncesini bilebilir. Kültürel bellekte kimlik oluşturan bir şey, yani etnos, işte bir topluluk kimliğini oluşturan şey, kültürel bellek. O nasıl işliyor? Bu arada etnosu böyle kadın falan almayalım. Yunanlı'da arıların etnosu da oluyor. Yani böyle bir topluluk, yani küçücük bir köy olabilir. Bugün aklımızda çok başka istediği bilmem ne falan onlara dayalı bir şeyler var. Değil, daha küçük bir topluluk. Yani gerçek insan topluluğu. Şimdi bu kültürel belleğin oluşmasında ritüeller, bayramlar. Ama bu bayram 19 Mayıs bayramı değil. Yani belli bir dönemsel olarak tekrarlanan bayramlar, ritüel. Biz bayramı işte takvimle birlikte düşünüyoruz. Halbuki orada çok eskilerden 3000 yıl önce olmuş bir şey orada canlandırılıyor. Dünyanın yaratılışı in illo tempore. Bir zaman. Evvel zaman içindenin şeyine gidiyoruz. Geçmişine. Ve o bayramla veya bir anıtla bu hatırlanıyor. Yani kültürel bellek
kimliği oluşturan böyle dışsallaştırılmış simgelerle, nesnelerle, bayramlarla, ritüelle tekrarlanan bir tarafı var. Şimdi burada mesela İsrailoğulları buna bir de şey ekliyor. Belli bayramlarda ya bu şeyden, Mısır'dan çıkış okunacak. Okunacak doğru mu? Yani kökenindeki anlamıyla söylüyorum. Bir rahip çıkıyor ve onu söylüyor. Yani şeyden okunuyor. Gerçi her Musevi'nin kitabı ezbere bilmesi, yazı çalışması var. Bu Avrupa kültüründe en köklü yazılı kültür aslında oradan geliyor. Şimdi ona gelelim. Nereden çıktı bu? Asman diyor ki, birbirinden bağımsız olarak Hindistan'da ve İsrailoğullarında daha sonra başlayan kanonlaşma diye bir şey var. Kanonizasyon. Kanon ne? Kanunun da kökeni, Sami lafı dillerinden çok eskiden Yunanca'ya geçmiş. Böyle saz, çubuğu, cep, sonra o bir cepler, düzgünlük, ölçü veriyor. Kanonik falan denir. Hani belli bir listenin içindeki şey demek. Kanonlaşma demek belli türden şeylerin elenip bazılarının dışta bırakılması, yok sayılmasına dayanıyor. Yani bunlar kutsal kitaba girmeyecek. Bu girecek. Hindistan'da da böyle konsil gibi şeyler toplanıyor. İsa'dan önce 3. yüzyılda falan. Hangi Budacı metinler bu listeye dahil edilecek ve üzerinde çalışılacak. Burada bir başka kavrama geliyoruz. Klasik kavramına. Klasik kavramı aslında burada tarihsel bir kategori olarak değil, kültür aşırı bir kavram olarak söz ediliyor. Tarihsel kategori olarak aslında klasik 18. yüzyıl Fransız edebiyatıdır. Alman romantikleri bunu ilk defa klasik romantik tartışması onlar ortaya attı. Bu lafları ilk defa onlar dile getirdi. Daha önce böyle bir şey yok. Önceden Racine, Corneille falan klasik sayılıyor. Neyse. Bu anlamda değil. Daha genel bir anlamda. Klasikte ise dışta bırakılan şeyler değersiz sayılmıyor. Yani nasıl söyleyeyim? Homeros'un metinleri diyelim saptanıyor. Bu Homeros'un. Homeros'a atfedilen Homeros ilahileri var. Komik bir şey var. Margites diye. Bir komedyanın kaynağı sayılır. Elde hiçbir şey yok. Bunu atmıyorlar. Bu da tamam. Homeros'tu diyelim. Sayılıyor. Klasikle kanon. Şeyde İsrail oğullarının şeyinde tabii bu yazılı kültürle ortaya çıkıp bir metin oluşuyor. Ne zaman oluşuyor? O aslında 7. yüzyılda İsrailoğullarını alıyorlar, Babil'e sürgüne götürüyorlar. 100 yıl sonra Pers kralı Kyros onların geri dönmesini söylüyor. Bu Orta Doğu'da yapılan bir şey. Yani alıyorsun bir halkı, oraya götürüyorsun. Daha sonra geri geliyorlar. Şimdi burada Babil'de çok güçlü bir yazılı kültürle tanışıyorlar. O sırada bu metinselleşme başlıyor. Daha önce uzmanların aktardığı bir şey olarak, hahamların aktardığı bir şey olarak bize geliyor. Kültürel bellek kimliği her zaman taşıyıcısı uzmanlaşmış kişiler, şair. Bugün mesela öğretmen olabilir. Yani belki bizim öğretmenlerimiz pek fazlası değil ama başka örnekler. İşte din olarak haham olabilir, rahip olabilir. Din bir şey aktarıyor bir kültürelde şeyin. Burada kimlik oluşumunda bu kanonlaşma ve yazı temel bir şey işlev ediliyor. Yani bu bir tür metni sabitliyorsun, bunun üzerinde çalışıyorsun. Gelecek derslerde belki söz edebiliriz. Size onu da gösterecektim. İskenderiye'de 3.
3-4 kuşak kütüphanede çalışan bilginler var. İşte Efes bir Zenodotos, Kolofonlu gene birisi, Kolofon değirmenleri kütüphanesinden andık. Klaros'un ilerisinde gideceğimiz için söylüyorum hemen burada. Oralı birisi, Sema Direkli birisi, 3. yüzyıl, 2. yüzyıl arası. İsimleri şimdi yazmayayım. Bunlar Homeros bilginleri ilki 5. yüzyılda çıkmış bir şey. Sözlük, bir tür sözlük, anlaşılmayan kelimeler ve not düşüyorlar. İşte bu fazla, burayı çıkaralım diyorlar. Aslında ben bunun yayımına baktım. Çok ilginç yani bizim hani derste yaptığımız şeylerden farklı, çok farklı değil. Hatta ilk kısımları şaşıyorsunuz. İlginç bir nokta, madem oraya girdik, azıcık ondan bahsedeyim. Buna folya deniyor. Bu folyalar şaşırtıcı biçimde çok yenilerde bulunmuş. 19. yüzyılın başında bulunuyor ve Homeros çalışmalarında olağanüstü bir genişlik yaratıyor. Tam ondan önce, pazar günü oraya geçeriz, Christian Wolff, Homeros'a giriş diye bir Latince kitapla bir tür Yunan filolojisini başlatıyor diyebiliriz. Tam ondan sonra bu çıkıyor. Şimdi bir yayımı 1200 sayfa. Şöyle metin, bunun etrafı incecik yazılarla dolu, üstü, bazılarının satır aralıkları oluyor. Bunlar el yazmasıyla korunduğu için sahip olabilmişiz. Birinin yayımı 1500 sayfa, ötekinin daha fazla. Bu folya, derkenar, çıkmalar, notlarda bahsedilen şey, demin adını andığım İskenderiyeli bilginlerin nasıl çalıştığını bize gösteriyor. Çok fazla bize buradan olağanüstü değerli malzeme geliyor. Yani başka türlü bilmemize imkan olmaz. Şaşırtıcı bir şey yani, bir tanesi Zenodotos'un, ya bu oraya ait bir, bu Homeros metnine ait bir, sonra eklenme falan dediği yerler, mesela 19. yüzyıl filologlarının hepsinin benimsediği şeyler. Çok yerinde şeyler yaptı, saplamalar yaptı. Çok kısa hani Homeros'tan söz ettik, Homeros'la kalmıyor. Bu bilginler lirik şairleri, koro şairlerini kitaplara bölüyorlar, sınıflandırıyorlar. Mesela Sappho, 9 kitap. 9 kitap, dün bahsettik, kitap demeyelim, Dürüm, Tomar. Bir tanesi işte 1500 dize. Düşünün, 9000, 12000 dize. Sappho'dan kalanlar ne kadar? Yani toplasanız 200 dize etmez. Yani çoğu da çok küçük kırıntılar. İki tane tam şiir var ama onlar birisi alıntıladığı için gelebilir. Ama olağanüstü o haliyle bile Sappho 10. Musa. Platon 10. Musa diyor. 9 Musa var, 10. Musa. Solon işte yaşlılığında duymuş. Bu ne demiş, onu öğrenmeye çalışmış falan. Bu lirik ve koro şairlerini de İskenderiye'de bu bilginler bölümlere ayırıyor. Herodotos'un o bölümleri de, başında Kleo bilmem ne, hep o bölümlemeler onların yaptığı şeyler. Homeros da öyle. Homeros'un 24 kitaba ayrılması falan hep onların yaptığı şey. Şimdi Asman'ın gösterdiği bu kanonlaşma, İsrail uluları bu şeyde, Hindistan'da Budist metinler için birbirinden bağımsız olarak başladı demesini ve bunun bir metinsellik kurucu bir şey olduğunu hatırlayalım. Homeros'un aktarımı ondan sonra artık bayram, seyran'dan okullara geçiyor. Şimdi senin söylediğin oraya gelelim. Bir başka kaynakta Mısır'daki papirüsler. Şimdi Mısır çok
kuru iklim olduğu için o papirüsler çürümemiş kalmış. Bir de işte bugün anılan Yunanistan'dan çıkma bazı şeyler var ama onlar plaka yani altın vesaire kurşun plakalara yazılmış mezardan çıkan şeyler var. Çok çok az. Yani o tarihte yazılmış nesne yok. Bütün yazmalar, size yazmalar gösterecektim. Çok sonraki tarihler küçük harfte bulununca işte silinmiş. Büyük harf yazma var. Büyük harf yazma belki gösteririm. 5. yüzyıldan en eski Homeros yazması. Hele eski çağdan kalma bir resim anlayışı var. Bakın 750 yıl öncesinin kopyalana aktarılmış büyük harf. Aralık yok. Ama bu folyalar, elimizdekiler bu en eski örneği 10. yüzyıl. İstanbul'da yapılmış olağanüstü. Yani metin ve onun küçücük yanında parçacıklar. Şimdi hypertext deniyor ya. Ben bir ortaçağ Tevrat şeyinde yazmasının artık bunlara kolay erişebiliyoruz internette. Sadece sayfa düzenine bakarak bir tür hypertext altında da bir neyin ne olduğunu biliyorum. Ortada metin, burada bir kutucuk, işte Talmud'un yorumu, burada bir kutucuk, her tarafında kutucuklar ve çok belli düzenle işliyor. Çok farklı şeyler bir yüzey üzerinde gösteriliyor. Yani bugün aslında biz hala çizgisel, doğrusal bir şey olarak düşünüyoruz. Bu tür bir sayfa düzeni çok çok etkili. Yani aynı sayfa, arkasına bakmıyorsunuz vesaire. Şimdi bakın yazıyla bir şeyi bağlantılar. Dizin var değil mi? Çok kullanışlı bir araç. Dizin matbaa sayesinde ortaya çıkmış bir şey. Titus Livius sanırım araştırmacısı. Yani bir yandan okuyup işte notlar almış. Sonra matbaayla onun arkasına basılmış. Çok olağanüstü bir çalışma aracı dizin denen şey. Yalnız o zaman matbaanın bu tür metinler üretmesi kolay değil. Yani benim söylediklerim el yazmalarında olan şeyler. Bir tane mesela poliglot Tevrat vardır. O ama işte birden çok dile çevrilmiş şeyleri matbaada dizmiş, yapmış falan. Neyse. Bu da metinselliğe girdiği için andım. Skolya denen çıkmaların olağanüstü bize bir katkısı. Yunanca, Homeros, başka skolyalar da var. Tragedyalarla ilgili ama bu ölçüde geniş skolya değil. Şimdi şeyden bahsetmiştim. Papirüs kim alıyor? Aktarım. Papirüsler Mısır'da 1890'ın sonunda bulunup yayımlandı parça parça. Burada işte mektuplar var, şiir kırıntıları var, o var, bu var. Bütün bu papirüslerin %50'si Homeros'la. Çünkü okullarda artık çocuklar bunu ezberliyorlar. Artık yazıdan ezberliyor, kulaktan değil. Ve İlyas da daha büyük bir oran taşıyormuş. Papirüsler bize o gün konuşulan dili veriyor. Mektuplarıyla, bilmem nesiyle. Yazı dilinden ayrı bir yazı dili. Yüksek edebiyat dilinden ayrı bir yazı dili. Buradan çok başlık olarak bunu böyle anıp isterseniz bu sözlü kültür araştırmaları ve Homeros sorununun çözümüne birazcık değinir. Bilmiyorum vakit. Bir saat olmuş. 5 dakika mı olabilir? Tamam. Sözde etmeyi tasarladığımı söyleyeyim. Belki yarın ondan söz ederim. Bu nasıl söyleyeyim? Homeros'un bu iki dünya, daha doğrusu İlyas'ın kurduğu çatışmayı
tarihçilik denen şey, düz yazı nasıl ortaya çıktı? Herodotus'un ilk paragrafı, Tukidides'in bambaşka, 50 yıl içinde bambaşka bir yere gitmiş. İlk paragrafına getirecektim. Belki buna yarın değinirim. Şimdi buna ne derdiniz? Senden yardım alacaktım Tukidides, Yunancısı. Homenos'u gidip yarın mı? Metin okuması için az zamanımız. Ha, bir de şu vardı, az zamanımız. Bir de şu vardı, Homeros sorunu. Bu kadar karmaşık bir metin, bunu tek kişi mi yazdı, bilmem ne tartışılırken, bu nasıl çözüldü? Yugoslavya 1930, oradaki kahveci Aldo bilmem ne hiç, okuma yazma bilmiyor. Hı? Tamam, onu yarın o zaman. Ama hocam merak ettim. Sıcık anlatılamaz. Tamam, onu bırakalım. Yani tamam, geçelim ama Herodotus'un ilk paragrafından kısacık bahsetmemi ister misiniz? Evet. Tamam. Şimdi çok kısa bir şey söyleyeyim. Düz yazı Levent'in şiirle aktarılan ya da yazıyla aktarılan felsefe kırıntıları var. Bir başka düz yazı, en eski düz yazı kırıntıları aktarılan Helenikos falan gibi bir takım kişilerin mitosları, çocuk masalı sadeliğinde, basitliğinde, yan cümle falan olmayan çok basit anlatılar var. Şu şuraya gitti, onu yemekte işte titanlar saldırdılar falan. İlk düz yazı 500 sıraları. Şimdi 550'de, 540'da Herodotos diye birisi çıkıyor. Ve olağanüstü büyüklükte bir anlatı daha kuruyor bize. Geçmiş. Şimdi ilk cümlesi, bakın sözcüğe dikkat edin. Önce bir kere adını söyleyeyim. Adını söylüyor. Bambaşka bir dünyaya geçtik. Ben demiyor ama. Halikarnassoslu Herodotos Historias Apodexis H.D. Bu Halikarnassoslu bu dediği elimizde tuttuğumuz Homer olabilir veya bize sözlü olarak aktarıyor. Atina'da bunu okuduğu parçalarını biliniyor. Bu Herodotos'un araştırmasının, historianın ilk anlamı bu. Ondan sonra bir tarih anlatısı oldu ve story de aynı köktendir. History, story. Yani bu onun araştırmasının, historiasının serimlemesidir. Peki. Ondan sonra hemen şunları ekliyor. Gerek barbarlar, gerek Yunanlılar ikili yaptığı büyük işler ve hayranlık uyandırıcı şeyler. Megalakay, Thomas'ta, Thomas'ta hayranlık uyandırıcı. Unutulmak demiyor da yitip gitmesin diye. Bir de bu olağanüstü şeyler Aklea, Kleos'suz kalmasın. Yani onlara şanına yakışır bir anlatı yapayım diye. Bir de diyor sonra, buna en sonunda üçüncü şey olarak, ek olarak niye birbirleriyle savaştılar? Bir kere savaş teması, yani Troya savaşı bize çok tarih için doğal geliyor. Niye doğal olsun? Bilmem ne tapınağının yapılma tarihi anlatısı niçin? Tarih, geçmiş tasarımı olarak kurulmamış. Bu tür tarihçilik çok yenilerde çıkmamış. Bunun arkasındaki yani şey, model de çok geniş çerçevede Homeros var. Ondan sonra hemen cicik şey geçiyor. Pers düz yazarları Logior diyor, şöyle derler diyerek bize Perslerin istilasından önce bu çatışmanın nedeni olarak sunduğu mitostan alınma öyküleri anıştırıyor, sadece ima ediyor ve sonra anlatısına geçecek. Bakın burada çok ilginç, kız kaçırma. Yine Helena teması. İlk Yunanlılar mı kaçırdı,
şeyler mi kaçırdı? Barbarlar. Fenikeli geldi işte onun kızını kaçırdı. Avrupa hikayesi. O oraya gitti onun Helena var. Sonra da şeye geçecek. Bakın onun zihninde Perslerin istilası gibi bir çok büyük olay. Bunlarla bunların dizisiyle ancak anlamlı. Bu diziye ya bugün kafamızda bunlar mitos dediğimiz şey. Geçmişin anlatısının tarih oluşu bizden çok var, yolu var. Bu adama ama birisi görev vermemiş bizi övmüyor diye. Olağanüstü bir şey. Karşılaştırmalı etnografi, dinler tarihi. Çünkü Perslerin uğradığı herkesin törelerini anlatıyor. İşte Mısırlılar hakkında yazdıkları 19. yüzyıla kadar neredeyse tek kaynak. Dili biliniyor falan. İşte Anadolu ile başlıyor ilk şeyinde. Perslerin gittiği her yerin töresi şutu musu. Burada Homeros besbelli. Şimdi Kilis'e geldiğimizde aradan 30 yıl geçmiş. Şu açıdan yeni bir yazı dili ve anlayışı olağanüstü sıkılıkta bir metin ve ilk cümlesi de işte Tukidides Sune Grafse. Grafo Sün Grafo Componere Compose. Birleştirdi ama yazı var orada. Yani bilmiyorum bu şey çok çok aşırı yoğun ve akıl yürütmelerinde bakın diyor ki niye birbirleriyle savaştılar? En başta bunun çok büyük bir şey olacağını, anlatılmaya değer bir şey olduğunu sezdiğimden ve bunun da pek ipuçlarını şunda bulduğumdan işe giriştim. Çok başka bir gerekçelendirme, akıl yürütme kalıbı var. Olağanüstü bir ussallık, sıkı sıkıya bir akıl yürütme bütün birinci kitapta gidecek. Yani sadece bu kısımları okusanız ağır ağır bu lento yakından okumayla bütünüyle ilgili çok şey öğrenebilirsiniz. Ama bizi yönlendirecek bir takım notlar, açıklamalar lazım. Yani Scolia gibi, bakın bu demin söylediğim Scolia'nın şeyi, ortada Homeros metni, yanda diğer dilsel açıklamalar, bu işte paralel metinler, düşünsel açıklama falan. Bu kitaptan yarın bahsedeceğim, bugün gözden geçirmek isteyen olursa bir bakıver. Sonra da herkes hani buna bakmasını istiyorum, yarın söz edeceğim bunu. Şimdi beni burada çok bilgilendiren çok başka düzeyde bir akıl yürütme. İpuçlarından işte yola çıktım falan diyerek gidişi ve benim hiç anlayamadığım bir şey. Bu Yunanlılar arasında en büyük hareketlenme oldu. Yani Troya Savaşı'ndan şundan bundan daha büyük bir şey oldu. Yani Troya Savaşı'ndan daha büyük bir şey olmalı ki onun anlatısı olsun. Ama bunun bence bir temeli yok. Yani Peloponnesos Savaşı'nda tamam, bütün bir Yunan kentleri işin içine katılıyor. Ama yani Troya Savaşı'nda anlatıldığı ölçüde bir şey yok. Geçmişle ilgili diyor ki, onu açık seçik bilmemize imkan yok diyor. Kahramanlar çağı açısından onu oluşturmanın imkanı yok diyor. Derdi